Tabii YouTube'da program yapıyoruz ama maalesef YouTube'daki programlarda anlattığımız şeyler tamamıyla görsel olduğundan pek anlaşıldığımı düşünmüyorum. Gelen sorular da açıkçası bana bunu gösteriyor. Dolayısıyla sağ olsun Kadir Bey böyle bir şeyde bulundu, talepte bulundu. Ben de açıkçası çok memnun oldum. Çünkü dediğim gibi bu iş, bu konu resim olmadan, görsel olmadan anlatmak mümkün değil. Bu akşam da elimden geldiğince, dilim döndüğünce fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü konu çok geniş, yani inanılmaz geniş. Hatta ilk sunumu hatırlıyorum. 3,5 saat sürmüştü. Dolayısıyla fazla da sıkmadan size bazı işte işin şey tarafını, ana hattını, en azından benim kendi çalışmamın özünü aktarmaya çalışacağım. Görsellerle başlayarak. Ancak bununla ilgili bir videom da var ama izleyenleriniz de vardır belki. Ama ben daha çok bu tip platformlarda işin en başına dönmek istiyorum. Çünkü işin en başı çok önemli. Konunun anlaşılması noktasında bence en kritik nokta orası. Yani görsellerle anlatacağız belki ama bu iş nasıl başladı? Onu anlatmak istiyorum ve burada sağ olsun bir şahidi de var açıkçası. Şöyle ki ben ilk Mitra tezini aldığımda hocamdan işte normalde aklımda bu konuyu çalışmak yoktu. İmparatorluk kültü çalışmak istiyordum. Ancak hocam Mitra çalışmamı istedi ve ben de hiçbir bilgim olmayan bu konuya girdim. İlk önce David Ulansey'in Princeton Üniversitesi'nden yapılmış olan doktora tezi var. Türkçe'ye çevrilmiş. Arkeoloji Sanat Yayınları'ndan basılmış. O kitabı aldım ve işte okumaya başladım. Okuyup bitirdiğimde dedim ki ben bu teze hiçbir şey ekleyemem. Yani çünkü adam her şeyi açıklamıştı. Mesela bunlardan en çarpıcısı Mitra'nın boğayı öldürürken başını arkaya doğru çevirmesidir. Şimdi bunlar size göre çok hani bir şey ifade etmiyor. Çünkü dediğim gibi arkeolojik olarak bir temeliniz olmadığı için çok doğal. Ancak bir arkeolog biliyor ki antik dünyada bir kişi boğa ya da işte bir kurban sahnesini gerçekleştirdiğinde şeye doğru odaklanır. Kestiği hayvana odaklanır. Ancak Mitra çok ilginç bir şekilde başını arkaya doğru dönüyordu. David Ulansey, pardon şöyle yapayım daha iyi. David Ulansey bu konuyu Mitra'nın Perseus olmasıyla ilişkilendiriyordu. Neyse ben tabii başladım çalışmaya. İster istemez bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Önce Avesta'dan başladım. Sonra Isis Osiris adlı kitabı okudum. Ardından işte diğer dönemin kitaplarını falan okurken benim zihnimde bazı resimler şekillenmeye başladı. Tabii arkeolog olmamın da bunda faydası vardı. Çünkü şu ana kadar hiçbir araştırmacı benim gözüme çarpan o konuyu görememişti. Neydi bu konu? Çok ilginç bir şekilde hem Avesta'da hem Plutarkos'un Isis Osiris adlı eserinde hem Tevrat'ta hem İncil'de bir şekilde iki tane güç vardı ve bu iki tane güç birbirleriyle savaştırılıyordu. Bir mücadele halindeydi. Ve bu güçlerin de kendilerine ait sembolleri vardı. Bunu fark ettiğimde ve bazı alt dallarını da gördüğümde belli bir zamandan sonra işte 2014 yılında başladığımı düşünecek olursak işte 2015-2016 yıllarıyla beraber ben bilmediğim konularda yorum yapabilmeye başladım. Bakın hiç bilmediğim konular. Mesela bunlardan biri Meryem'in ikonografisini ben bilmiyorum mesela. Kendi alanıma girmiyor. Sanat tarihinin alanıdır. Mesela dedim ki Meryem'in dedim kesin yılanlarla olan bir tasviri var mesela. Yani bu yazıyorum Google'a işte Meryem diyorum, yılan diyorum tak Meryem'in yılanlarla olan tasviri açılıyor. Başka bir gün oluyor işte diyorum ki bununla bir ilişkisi olması gerekiyor diyorum. Yazıyorum tık. Ya 1, 2, 3, 5 falan artık ben işte şu an Erdal'da görüyorum. Erdal'ı arıyorum artık yani. Burada diyorum ya şahidi. Erdal diyorum ben kafayı yedim herhalde. Yani gerçekten bu kadar her şey üst üste gelemez. Ben mi deliriyorum? Yani bir anormallik mi var falan. En son bu olayı çok çarpıcı olduğu için anlatıyorum her seferinde. Hadis yazdım kendi kendime. Yani ofisimde oturuyorum. Dedim ki köpek, yılan, akrep öldürmek sevaptır dedim.
Yani bunu bir insanın bilebilme ihtimali sıfır. Yani hiç kimse böyle bir şey yapamaz. Bir milyonda bir bile ihtimal bile değil yani. Ama ben bunu nasıl yaptım? Soru bu. Neden yaptım? Çünkü bu hayvanlar tavroktoni sahnesinde var olan hayvanlardı. Dolayısıyla bu ortaya koymuş olduğumuz sistem antik dünyaya kadar gelen o şeyi, sembolik dünyayı bir şekilde açıklıyordu. İşin daha ilgi çekici tarafı şu oldu. Daha sonrasında bir haç buldum. Bu haçı hocama gösterdiğimde dedim ki hocam bu haç bir Hristiyan haçı değil. Bu haç Hristiyanlığın altına gizlenen paganların bir sonraki sürece geçiren sembol. Hocam bana dedi ki yoktur hocam Ömer abartma dedi. Hani o kadar da değil dedi yani. Direkt bunu söyledi. Ben dedim hocam size bunu kanıtlayacağım. Bu haçın bulunduğu yerlerle Mitra'nın bulunduğu yerleri üst üste getirdim. Ve haritada %80 üst üste oturuyordu. Ya bu inanılmaz bir şeydi. Asıl çarpıcı olan kısmıysa aslında bu verilerin üst üste gelmesi değildi. Asıl çarpıcı olan şey şuydu. Anadolu'da ve Yunanistan'da ikisi de yoktu. Yani Mitra'nıkları da yoktu. Bu haç da yoktu. Yani yoktu demekle şunu da anlaşılmasını istemiyorum. Hiç yoktu değil. Ama antik dünyanın bu kadar yoğun yaşandığı iki coğrafyada biz bekleriz ki yani her şehirde bir Mitra tapınağı ya da 3-5 şehirde bir Mitra tapınağı ama yoktu. Aynı şekilde Yunanistan'da da yok. Sonrasında Pavlikanlar denen bir grup bütün bu şeyi, sistemi şey yaptı, oturttu yani. Neydi o Pavlikanlar? Dün de söylediğim gibi Sivas'ın Divriği'nden çıkan bir grup heretik. Bunlar Hristiyan ancak heretik olarak kabul ediliyor. 9. yüzyılda sürgüne gönderiliyorlar ve bu sürgünün sonunda önce Bosna'ya, sonra Alsas-Lorraine, daha sonrasında da Fransa'nın kuzeyi, İspanya'nın güneyine yerleşiyorlardı ki bu üç bölge işte bu Mitra anıtları ve haçla ortak alanlardı. Buradan hareketle ki bu kişiler, Pavlikanlar daha sonrasında Katar Kilisesi'ni kuruyorlardı ve Katar Kilisesi ile ilişkili olarak da Tapınak Şövalyeleri ile karşılaşıyoruz. Fransa Kralı Güzel Filip ve Papa tarafından hem Tapınak Şövalyeleri hem Katarlar büyük bir soykırıma uğratılıyor. Hayatta kalanlar ise İngiltere'ye göç ediyorlar. Ve bugün bizim bir şekilde hayatımızda konuştuğumuz işte Tapınak Şövalyeleri, İlluminatisi, sesim yankılanıyor şu an benim ama. Bir saniye hocam. Buyurun hocam. Bugün bizim tartıştığımız işte İlluminatiler, Tapınak Şövalyeleri, Masonluk gibi sistemlerin bu sembolik dünya içerisinde var olduğunu fark ettim. Ve iş işte buraya kadar geldi. İşte bugün de size bunun başını anlatacağım ve eğer zamanımız yeterse de devamından da elimden geldiğince bir şeyler göstermeye çalışacağım. İlk ben slaytımla başlayayım. Şuradan gelelim. Evet. Paylaş. Görünüyor mu şu anda ekran? Evet hocam görünüyor. Ama biraz daha büyütebilirsiniz belki. Evet, böyle. Şu an görmüş olduğunuz eser milattan önce yaklaşık olarak 26 bin 25 bin yıllarına tarihlenen Loşo Venüsü denen bir Venüs heykeli. Kabartması. Bu Venüs kabartmasına baktığımızda işte o Neolitik dönemden oldukça sık bir şekilde bildiğimiz oldukça iri kalçalı, iri göğüslü bir kadın figürüyle karşı karşıyayız. Burada dikkatli çeken şey şu elinde tutmuş olduğu obje. Biz bunu çok daha geç dönemlerde bereket boynuzu şeklinde görmeye başlayacağız. Tabii burada amaç bereket boynuzu değil ya da en azından buradaki amacını bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz nokta şu ki araştırmacıların dikkatini çeken üzerindeki bakın şu küçük küçük çentikler. Bunun üzerinde 14 tane çentik var ve bu 14 tane çentiğin olduğu bu boynuzu araştırmacılar kadınların ay başı hali ve ay döngüsüyle ilişkilendiriyorlar. Şimdi burada benim dikkatimi çeken konu şu. Biraz sonra bağlayacağımız anlamda. Bakın bir boğa boynuzu benzeri bir boynuz tutuyor figür ve bir kadın. Yani boğayla ya da bir boynuzla dişinin bir araya geldiği en erken örnekle karşı karşıyayız.
Şimdi bundan sonrasında bakın bu var. Peki bu ne? Bu da Leontokephalus adını verdiğimiz Almanya'da bulunmuş olan bir fil dişi heykel. Heykelcik. Küçük bir heykelcik bu. Soru şu, bunun tarihi de milattan önce yaklaşık 26-25 bin falan. Yani diğer heykelle, kabartmayla hemen hemen aynı tarihten bir eser. Ancak bu dönemde Almanya'da ki iklim şu an bile hani Almanya'da zaten aslan yok. O dönemde Almanya tamamıyla soğuk, buzlarla belki kaplı bir ülkeydi. Ve oradaki bölgeydi diyelim, ülke yanlış olur. Oradaki insanlar kendilerine bir aslan adam heykeli yapmışlardı. Bakın bu çok önemli. Yani bir aslan adam heykeli. Bu bir aslan değil bakın. Aslan adam. Neden? Çünkü birazdan konu çok ilginç bir yere gelecek. Ve biz yine tarihin çok erken evresinde bu figürle karşılaşmaktayız. Şöyle yapayım. Tel Karamel'de, bakın bu Tel Karamel'den, milattan önce 9. bine tarihlenen bir yine şeyde, eserde. Gördüğünüz üzere bakın bir hilal var. Burada görüyorsunuz. Burada ise bir yıldız ya da güneş benzeri bir bezemeyle karşı karşıyayız. Tabii ne olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. Çünkü eser çok stilize ve nasıl diyeyim kötü durumda. Sadece çiziminden az çok ne olduğuna dair bir fikir edinebiliyoruz. Ancak çok ilginç bir şekilde burada hilalin kullanılmış olması yanında da daha sonrasında tarihsel sürecini çok net görebileceğimiz bir yıldız ya da güneş bezemesinin olması artı bakın ortasında da bir dairenin olması çok ilginç. Tarihler dediğim gibi yaklaşık olarak 9000'ler. Tel Karamel. Şimdi Göbekli Tepe'ye geldiğimizde bizi en net veriyi veren yer Göbekli Tepe bu anlamda. Bakın Göbekli Tepe'yi görmektesiniz. Göbekli Tepe'nin kazılan alanları. Bu tabii üstü kapanmadan önceki kazı başkanlığının bir fotoğrafı, resmi. Burada işte C ve D tapınakları çıkmış durumda. Şimdi yine bir başka fotoğrafı. Baktığımızda Göbekli Tepe'ye işte A, B, C ve D tapınakları var. İşte E ve F tapınakları da var bu şekilde. Ve bu şeylerde, tapınaklarda mesela C tapınağında domuzlar daha çok domuzlu yapı şeklinde falan geçiyor. Domuzlar daha çok. Yani işte D tapınağında daha farklı bir şey var. Ne denir? Sembolizm var. Benim yani bugün anlatacağım konunun odak noktasını D tapınağı oluşturuyor. Yani şu tapınak ve bu tapınağın ortasındaki bu iki dikili taş. Tabii dikkatinizi çekmek istediğim konu şu. Bakın burada da bir iki dikili taş var. Burada da bir iki dikili taş var. Burada da bir iki dikili taş var. Bunlar da aynı şekilde. Yani ortada merkezde iki tane dikili taş var. Bu bize şunu gösteriyor ki buradaki olayın yapılan artık her neyse. Odağında bu iki dikili taşın temsil etmiş olduğu artık o neyse bu fenomen vardı. Yani buradaki şeyler vardı. Bunlardan 18 nolu dikili taş D tapınağının içerisinde bakın bu şekilde. Bu belinde bir deri var. Bakın burada sarılmış. Şunu bir kemer olarak düşünüyor Klaus Schmidt. Elleri yandan geliyor. Bakın burada. En üstte de bakın burada bir H harfine benzer bir sembol. Onun altında bir daire. Onun altında da bir hilal benzeri bezeme var. Tabii bununla ilgili mesela çok fazla yorum var. Yani bunun ne olduğuna dair. Bunun mesela en ilginç yorumlardan biri bunun göz kapağı temsil ettiği, daha sonrasında da Ra'nın gözüne dönüşeceği gibisinden yani gözle ilişkili bir şey var, anlatım var. Bir başka yorumda bunun işte bir güneş tutulmasını ifade ettiği söyleniyor. İşte o tarihte gerçekleşen bir güneş tutulması burada yansıtılmış şeklinde bir yorum var. Klaus Schmidt, merhum Klaus Schmidt'in yorumu bu konuda bunun hilali temsil ettiği, yani ayı temsil ettiği, bu diskin ise güneşi temsil ettiği şeklinde. Ancak bu yukarıdaki şu görmüş olduğunuz sembolle ilgili herhangi bir yorum yok. Bu sembol şunları birleştirdiğimiz zaman H şekli, yani bugün bizim Latin alfabesinde kullandığımız H şekline benzer bir şekil çıkıyor. Göbekli Tepe'nin birçok noktasında bu sembol var. Ancak bu sembolün içeriğinin ne olduğunu kimse bilmiyor. Bir yorumumuz da yok. Ancak bizim ortaya koymuş olduğumuz bu sembolik değil,
Bunların hepsini açıklıyor. Ya tabii ki bu bizim yorumumuz. Yani en azından bir artık açıklama getiriyor. Peki bu açıklama ne? Şimdi bir önceki resimde gördüğünüz üzere bakın bu motif, bu bezeme anıtın en üst kısmında yer alıyor. Bakın gördüğünüz üzere. Biz bunun bir benzerini şeyde de görebiliyoruz. Bakın burada bir kudurru üzerinde Mezopotamya'da görebiliyoruz. Normalde bakın şu alttaki üç sembol görüyor musunuz? Bunlar Anu, Enki ve Enlil'in sembolleri. Yani Mezopotamya'daki en büyük üç tanrının sembolü. Ama ilginç bir şekilde Anu, Enki ve Enlil'in sembolü ikinci bölümde yer alırken üstte bakın üç tane sembol var. Bunlardan bu görmüş olduğunuz zaten ayı hilali temsil ediyor yani ayı temsil ediyor. Bu köşesi sivri olan bakın ikisi de daire içerisinde. Bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu da daire içerisinde. Ancak bu NATO'nun sembolü gibi dört tarafa bir şey gösteriyor, yön gösteren bir yıldız var. Onun da yine yanlarında çıkan, daha doğrusu bir pusulaya benziyor şeklinde bir sembol var. Bu Venüs'ün sembolü. Venüs'ü temsil ediyor. Diğeri ise yine aynı şekilde kardinal noktaları gösteren bir sembol var, şekil var. Onun yanında ise yani bu sivrilerin geldiği yerde dalgalar var. Bildiğiniz dalga şekilleri var. Yani güneşin o ısısını belki temsil eden, sıcaklığını temsil eden dalga bezemesi var. Bu da güneşi temsil ediyor. Şimdi düşünün ki bakın eserin en üst kısmında üç tane göksel cismin sembolizmi var. Ve dediğim gibi Mezopotamya'nın en önemli tanrıları olan Anu, Enki, Enlil'in bile üstünde bunlar. Şimdi buraya geldiğimizde bakın yine anıtın üstünde biz bununla karşılaşıyoruz ama burada sıkıntı ne? Bunlar burada üç tane değil. Yani şunu tabii aynı şekilde yorumlarsak ayrı ama benim sembolik sistemimde bunun yeri ayrı. Birazdan değineceğim. Bizimkinde iki tane var. Bir hilalimiz var, bir de diskimiz var. Burada dikkat çekici olan bakın diskin ortasında bir daire var. Aynı şey Mezopotamya'da da var. Baktığımızda bakın ikisinin de ortasında ikinci bir yuvarlakları var. Dolayısıyla Venüs ve Güneş sembolleri birbirlerine çok benziyorlar. Ve burada biz Göbekli Tepe'de bunun Güneş mi yoksa Venüs mü olduğunu tespit etmemiz soru işareti. Yani şu aşamada net bir bilgimiz yok. Tabii burada net bir bilgimizin olmaması bizim bir kurgu denemesi yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Biz şu anda bu akşam benim bununla ilgili bir yayınım da var. Bir kurgu denemesi yapacağız. Bakalım bu kurgu ne kadar tutarlı bize sonuçlar verecek. Şimdi bizim iddiamız şu ki ben bu iddiayı yaparken birazdan bahsedeceğim Jack Kubin'den hiç haberim yoktu. Maalesef arkeoloji bölümlerinde okutulmamıştı. Peki iddiamız neydi? Biz şunu iddia ettik. Dedik ki Göbekli Tepe'ye geçmeden önce az önce anlattığım o sembolik dünyayı oluşturmuştum zihnimde. Yani bir sembol dünyası var. Bu sembol dünyasında bir tarafta güneş, bir tarafta ay var. Ancak ay iki ile temsil ediliyor. Çünkü ikisinin birlikteliğinden yani ayın ve Venüs'ün birlikteliğinden oluşuyor. Güneş ise tek başına bir sistem meydana getiriyor. O yüzden Pitagoras felsefesinde güneşe monat, aya ise diyat diyorlardı. Buradan hareketle de evet ayın mutlaka Venüs'le beraber olması gerektiği fikri ortaya çıkıyor ve buradaki figürün Venüs olabileceğine dair bir bize iz veriyor. Peki buradaki olay ne? Bakın bir hilal ki normalde Batı sanatında hilalle gösterilen aslında Luna'dır yani dişil bir figür iken aynı düşünce Mezopotamya'ya geldiğinde sine dönüşür. Yani bir erkek tanrıdır. Neden? Çünkü boğanın boynuzlarıyla temsil edilir. Bakın aslında boğanın boynuzları hilalle ilişkilidir. O yüzden boğadır. Venüs ise dişidir. İştar, star mesela star kelimesi oradan geliyor. İştar, Astarte hepsi aynı kökten gelir. Kadındır, dişildir ve Venüs'ü temsil eder. Yani Göbekli Tepe'nin ortasındaki işte bu iki figür bu ikisini temsil ediyordu. Yani baba tanrıyla ana tanrıçanın tarihteki ilk karşılaştığımız noktası. Ben bunu söylediğimde, fark ettiğimde dediğim gibi Kuvin'den haberim yoktu. Sonrasında Kuvin
Neolitik dönemle ilgili Gordon Child'ın fikirlerine karşı kendisi bir fikir sunuyor 1969 yılında ve diyor ki Neolitik devrimi gerçekleştiren şey bir şekilde insanların zihninde meydana gelen dinsel bir değişimdi. Ve bu dinsel değişimde diyor ilk olarak Boğa baba tanrıyı temsil etti diyor. Ancak ana tanrıçayla ilgili bir bilgi vermiyor. Çünkü elimizde buna dair bir veri yok. Ancak kitabında şuna değiniyor. Yılanların diyor ana tanrıçayla bir ilişkisi olabilir. Bakın şimdi konu nereye gelecek. Dolayısıyla burada biz Hilal ve aslında Venüs'le karşılaşıyoruz. Peki buradaki bu ne? Buradaki bu ise bence bu baba tanrıyı temsil ediyor. Bu ana tanrıçayı temsil ediyor. Ve ortadaki şu boşlukta ki bunların içerisine çok muhtemelen obsidyen dediğimiz o siyah taşlardan yerleştirilmişti. Urfa adamı dediğimiz heykelin gözlerinde olan taşlardır bunlar. Bunlar dökülmüşler, buradan düşmüşler. Bunda çok daha net. Burada bir taş vardı yani. Buradaki bu taşla da her ikisinin birlikteliğinden kutsal çocuk meydana gelecekti. Yani Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde hiç durmadan karşılaştığımız o kutsal çocuğun, kutsal evlilik ve sonrasındaki kutsal çocuğun ilk hikayesiyle karşı karşıyayız. Buradaki anlatılan hikaye bu ve bunun ortasındaki daire de çok muhtemelen bu anlatımla ilişkiliydi. Buraya geçelim ve biz bakıyoruz ki bölgede yapılan kazılarda bu şekilde eserler çıkıyor ki bakın burada iki tane büyük figür var. Aralarında ise böyle kurbağaya benzer, kaplumbağaya benzer bir figür var. Bu sahne aslında kutsal birliktelikle ilişkili bir sahne. İlla kutsallık dememize gerek yok buna ama evet yani bir baba ve anne var ve bunların birlikteliğinden olan bir çocuk. Nevali Çöre'den bu eser baktığımızda. Göbekli Tepe'den ise bakın böyle bir eserimiz var. Bakın bir kadın, bu bir kadın doğum yapıyor. Bakın karnından bir çocuk çıkıyor. Çocuğun her iki yanında da yılanlar var. Görüyor musunuz? Bakın başları burada. Bu bize çok önemli bir ipucu veriyor burayı anlama noktasında ki bu heykel Kisilik heykeli diye geçer. Adıyaman'dadır. Adıyaman Müzesi'nde sergileniyor. Bakın T şeklindedir. Dolayısıyla bize o T'lerin ne olabileceğine dair çok önemli bir bilgi veriyor. Aslında o T'ler bir tanrısal diyelim şeyi temsil ediyor. Bakın yüzü var burada. Görüyorsun. Diğerlerinde yüz yoktu ve kol aynı şekilde yapılmış. İlginç olan bakın karnında bir çocuk taşıyor. Ve hemen altında aynı o dairenin ortasında olduğu gibi bir boşluk var. Bu inanılmaz bir benzerlik ve bu bizim tezimizi çok güçlü bir şekilde destekliyor ki Göbekli Tepe ile ilgili olarak en büyük problem hani biz şimdi dişi dedik ki dişi var burada. Yani erkekle kadının birlikteliği. Önümüzdeki en önemli engel Schmidt'in de vurgulamış olduğu üzere Göbekli Tepe'de dişinin olmaması. Göbekli Tepe'de dişiye dair bir verimiz yok. Bunda da kanıt ne? Buna kanıt olarak gösterilen konu Göbekli Tepe'de tasvir edilen hayvanların tamamının ereksiyon halinde veriliyor olması. Dolayısıyla bu hayvanların ereksiyon halinde olması ve bölgeden ele geçen bazı heykellerde itifallik dediğimiz yani erkek cinsel organının belirgin bir şekilde veriliyor olması Göbekli Tepe'de erkeklere yönelik bir inancın, erkeklerin katıldığı törenlerin olduğu izlenimi veriyor. Ancak ben bunu şimdi anlatacağım konuyu araştırdığımda şöyle bir bilgiyle ulaştım ki bakın bu sahne çok ilginçtir. Bir boğa, bakın bir yılanla karşı karşıya. Yılanların cinsiyetini bilemezsiniz. Yılanların cinsiyetini uzmanı bile eline almadan, cinsel organına bakmadan dişi mi erkek olduğunu bilemiyor. Dolayısıyla siz buradaki yılanların, Göbeklitepe'deki yılanların hangi cinsten olduğunu nereden bilebilirsiniz? Ve Göbeklitepe'de en çok karşılaşılan hayvan yılan. Ve bence yılanlar bu yerde ki bakın bir önceki, iki önceki eserde de bakın burada görüyoruz doğrudan. Yılanlar burada dişiyi temsil ediyorlardı. Ve şu an karşımızda gördüğümüz sahnede biz daha sonrasında Boğazköy'de Yazılıkaya'da karşılaşacağımız
Malatya Arslantepe'de karşılaşacağımız ve daha birçok örneğini gördüğümüz kutsal birlikteliğin ilk örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Mesela Malatya Arslantepe'de ilginç bir şekilde birinde boğa, diğerinde ise leoparlar vardır. Burada ise yılan kullanılmış. İki tane tanrının karşılaşması, buna hani biraz abartarak söylüyorum tabii, Hieroskamos sahnesi diyebiliriz. Buradan da biz aslında Göbekli Tepe'de dişinin varlığına dair çok önemli bir ipucu elde ediyoruz. Şimdi tabii bu bilgiler bize şunu gösteriyor. Göbekli Tepe'dekiler Ay'a tapıyorlardı. Yani Göbekli Tepe aycıların, Ay'a inananların bölgesiydi. Şimdi buna dair verilerimizi güçlendirmemiz lazım. Yani sadece bu veriden, hilalden yola çıkarak, hani ben YouTube'da hiç durmadan anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani insanlar evet çıkıyorlar bir şeyler anlatıyorlar ama her şey havada. Yani sadece işte Zekeriya Sitchin'den, Erik von Däniken'dan oradan buradan bir şeyler duyup ki çoğu da şunu da bilmenizi isterim. Amerika'da bu konularla ilgili çok gerçekten kaliteli yayın yapan yerler var. Oradan alınan bilgiler işte Türkçe'ye çevrilerek size sunuluyor. Ama dediğim gibi hepsi havada şeyleri ayakları yere oturmuyor. Dolayısıyla benim yaptığım çalışmalarda her zaman mutlaka yani 5, 6, 7, 10 yerden bağlamam gerekiyor konuyu ki ben evet çıkayım bunu anlatabileyim. Şimdi bu hilalden yola çıkarak yani bu birliktelikten yola çıkarak biz bunu kanıtlayamayız. Daha fazla veri ihtiyacımız var. Bu noktada da bize yine D tapınağı içerisinde, D yapısı içerisindeki diğer dikili taştaki bu boğa başı, biz buna bukranyon diyoruz arkeolojide, bu karşımıza çıkıyor. Bakın görüyorsunuz boynuzları aşağı doğru yapılmış bir sembolizm. Boğanın alnında bakın şurada trapezoidal dediğimiz bir şekil var. Trapezoidal demek ne demek? Bir tarafı geniş, diğer tarafı dar bir şekil. Geometrik şekil. Bu muhtemelen zamanında daha dar yani üçgene daha yakın bir semboldü ama zamanla aşınmış olabilir. Burada da çok muhtemel olarak buna benzer bir taşın bulunmuş olma ihtimali var. Ama illa olacak diye bir şey yok ama olma ihtimali var. Peki soru şu. Bu ne? Yani neden bir boğa çiziyorsunuz ve boğanın alnında bir üçgen benzeri şekil meydana getiriyorsunuz? Buna dair şu ana kadar hiçbir arkeoloğun, eski çağ tarihçisinin, dinler tarihçisinin bir en azından benim gördüğüm kadarıyla bir önerisi yok. Ancak bizim bir önerimiz var ve bizi destekleyecek olan bir öneri ki şu an görmüş olduğunuz figür Mısır'da Apis Boğası diye geçen Tanrı Osiris'in yeryüzündeki enkarnesi olan hayvanın bir heykelini görüyorsunuz. Antik yazarlardan öğreniyoruz ki, Herodot, Pros gibi yazarlardan öğreniyoruz ki, rahipler bu boğayı seçerken kılı kırk yararlarmış. Üzerinde hiçbir tane siyah kıl olmaması gerekiyormuş. Alnının ortasında da bu şekilde bir üçgenin olması gerekiyor. Bakın görüyorsunuz üçgeniyle bir Apis boğası. Bu Apis boğası o kadar önemli ki yılda bir kez seçiliyor ve öldüğünde mumyalanarak kaldırılıyor ki bakın bunun yine alnında bir üçgenle biz karşılaşıyoruz. Sadece Mısır'da mı? Tabii ki değil. Bunlar da Hitit'te Hurri ve Serri adındaki iki boğa. Bu iki boğanın da yine biz ne var ne görüyoruz? Alnında bakın üçgenleri görüyoruz. Bu ise tabii yani bu anlatı yani her boğanın alnında üçgen bulma şansınız yok. Bu bir aslında bir yerde bir mitoloji yani. Bu ise Apollon Susianus Tapınağı Roma dönemine ait 1. yüzyıldan bir eser. Bakın bu sefer boğanın alnına üçgen koymuşlar. Görüyor musunuz? Ya ne kadar ilginç, inanılmaz bir inanç. Peki bu üçgen ne alaka? Neyi temsil ediyor? Yani bir boğanın alnına üçgen koymuşlar. Buraya geldiğimizde yine bakın boğa ile kadına değinmiştik. Burada ilginç yani ilginç olan derken konumuzla bağlantılı olan kısmı kadının temsili. Kadın cinsel temsilinde üçgenle temsil edilir ki bakın biz buradan
Hasan Oğlan heykelini görmekteyiz. Doğrudan üçgenle, aşağı bakan bir üçgenle temsil ediliyor. Ve tarih boyunca biz çok şunu çok net bir şekilde takip edebiliyoruz ki kadın tamamıyla üçgenle temsil edilen bir cinsiyet. Yani üçgen kadının temsilinde çok önemli. Buradan hareketle de boğanın alnındaki üçgenin kadını temsil ettiğine dair önemli bir fikir elde ediyoruz. Şimdi baktığımızda Osiris kim Mısır'da? Osiris Mısır'da bir ay tanrısı ve Osiris kimle beraber? Isis'le beraber. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Evet, Göbekli Tepe'de yaptığımız kurgunun çok benzerinin daha sonrasında da aynı şekilde işte alnında üçgeni, işte eşiyle ve daha sonrasında da onlardan doğacak çocuk dedim ya, kutsal çocuk doğuyor. Horus'la inanılmaz bir benzerlik içerisinde bir kompozisyonla karşı karşıyayız. Peki yeter mi? Yetmez. Devam ediyoruz. 18 nolu dikili taşın, D tapınağında 18 nolu dikili taşın hemen altında bakın ki H'leri görüyorsunuz. Her yer H'lerden temsil ediyor ve bu bence tarihteki ilk monogram. Yani haçın, tabii bu haç değil, haçın ilk örneği bu. Ana tanrıça ve baba tanrıyı temsil eden bir monogram aslında. Bunun kemer olduğu söyleniyor şu bezemenin ve bunun da bir kıyafet olduğu söyleniyor Klaus Schmidt tarafından. Burada şöyle çok önemli bir soru aklımıza geliyor ki program bittiğinde lütfen bu soruyu aklınıza tutun. Farklı önerileri varsa, önerileriniz varsa dinlemeye de hazırım. Çünkü bu arkeoloji, yani özellikle de bu çağlarla ilgili konuşuyorsak, yazının olmadığı çağlarla ilgili herkesin fikrine açık olmak gerekiyor. Çünkü biz burada sadece kurgu yapabiliriz. Şimdi burada Hocam, baktığımız, ha buyurun. ben bir soru sormak istiyorum. Bir katılımcı olarak bir soru sormak istiyorum. Hani tam da yerine gelmişken. Biraz önce Göbekli Tepe krokilerinde bu tapınak dediği tapınağa benzettiğimiz yapılarda iki tane karşılıklı böyle yapı vardı birbirine bakan. Değil mi hocam? Bunlardan birisi de şu anda ekranda gördüğümüz. Bakın iki tane var. Böyle karşılıklı birbirlerine bakıyorlar. İki Burada tane. biraz önceki gösterdiğiniz görseldeki şeylere baktığımız zaman da sanki ben yanılıyor muyum bilmiyorum, düzeltirsiniz. Orada bu dikili taşlardan bir tanesi sanki dişil özellikleri gösteriyor. Yani o bazı sembollerinden yola çıkarak hani beline bir tilki bağlamış, belki de bir orada cinsel organını mı kapatmaya çalışıyor veya da bilmiyorum ne kadar tahminim yürütmem doğru. Bu iki tane karşılıklı monolit mi diyoruz ona, taş yapılar. Erkeği ve dişiyi temsilen karşılıklı olarak dikilmiş olabilirler mi? Böyle bir şey var mı, doğru mu? Yok, zaten benim tezim bu. Yani bunlar tamamıyla Göbekli Tepe'dekiler ana tanrıyı ve baba tanrıyı temsil eden iki figür. Bütün şeyde, hikayede bunun etrafında dönüyor zaten. Yani Evet. o hilalle yıldızın, ya Venüs'ün temsilleri aslında bunlar. Buradaki şey ise, hani şimdi şuna geldiğimizde bu bir mesela bunu bir kadın kabul edelim diyelim. Bu bir kadının üstünü mü kapatıyordu? Şimdi o zaman şöyle bir soru çıkıyor diğer taraftan. Diğerlerinde neden yok? Yani şimdi bu figürün üzerinde böyle bir bezeme var. Tamam, böyle bir figür var. O zaman diğerleri çıplak mıydı? Erkeklerinki açıkta mı? Şimdi bu sorular ortaya çıkıyor. Şimdi bence bunun burada olmasının nedeni bir kıyafet ilişkisi değil. Yani dur biz bunun önünü kapatalım değil. Neden değil? Çünkü biraz sonra da göstereceğim örneklerde olduğu gibi bakın biz dinsel bir alandayız. Yani öyle veya böyle dinsel bir alandayız. Ve burada kullanılan herhangi bir anlatımın dinle ilişkili olması gerekir. Onu bekleriz. Şimdi ben ne diyorum? Ya şimdi bu eğer bir kıyafet ise Göbeklitepe'de değil mi? Onlarca dikili taş var bu şekilde. Neden diğerlerinde yok o zaman? Neden belli? Bir bunda var, bir de diğerinde var. Bu çok önemli. Şimdi baktığımızda peki bunun ne olduğu söyleniyor? Bunun tilki derisi olduğu düşüncesi var. Bunun tilki derisiyle ilişkilendirmişler. Ancak ben bunun tilki derisi olduğunu düşünmüyorum ki tilki derisi de olabilir. O konuya da açığım. Karahan Tepe'den ele geçen bu kabak Bence hocam, bence kadın. o kafası aşağı doğum yapan bir kadının çıkardığı çocuk,
iki tane kolları şekil taş uzun olduğu için böyle çizilmek zorundaydı ve oradaki baş kısmı uzun yapılmak zorunda kalınmış bence. Yani Tamam. doğan bir çocuk olabilir diye düşündüm. Tamamdır. Şeyin programın bittiğinde üzerine konuşalım o zaman. Peki. Buraya geldiğimizde bakın Karahan Tepe'den bir örnek. Karahan Tepe'deki örnekte biz yine benzer bir tasvirle karşılaşıyoruz. İlginç olan bakın üzerine küçük küçük noktalar koymuş. Ve arkeolojik açıdan biliyoruz ki bu işte küçük küçük bu şekilde noktaların kullanılması biraz sonra da göreceğimiz üzere leoparla ilişkili. Yani leopar dokusunu vermeye çalışıyor. Ve Göbekli Tepe'de leoparların varlığı çok net bir şekilde biliniyor. Buradan hareketle de ben o sembolün, o derinin leopar derisi olması gerektiğini düşünüyorum. Neden peki annemi leopar? Göbekli Tepe'den birkaç bin yıl sonra, yaklaşık 3000 yıl sonra bakın Çatalhöyük. Çatalhöyük'teki bu sahneyle karşılaşıyoruz. Bunun yıllarca biz boğa avı olduğunu düşündük. İşte insanlar boğa avlıyorlardı. Ancak son dönemde özellikle Hodder'ın yaptığı araştırmalarda bunun bir boğa avından ziyade aslında bir tören olduğu, bir inisiyasyon belki olduğuyla ilişkili yorumlar yapılmaya başlandı ki ben de bu yorumlara katılıyorum. Bu bir av sahnesi değil. Peki ne sahnesi? Bakın burada görüyor musunuz? Bir kişileri çizmiş. Belinde garip şeyler var. Bakın onlardan uzayan. Tabii gösteremiyor sanatçı istediği gibi. Bakın ve üzerinde daha sonrasında yaklaşık olarak 4000 yıl sonra Minos'ta göreceğimiz boğanın üzerine ters takla atan figürler var. Şuradaki figür de ters takla atıyor. Bu inanılmaz bir şey. 4000 yıl sonra Minos'ta karşılaşacağız ama bizim odaklanmamız gereken konu şunlar. Ve biz daha yakından baktığımızda bununla karşılaşıyoruz. Bakın görüyor musunuz? Yine noktalar. Peki bu noktalar ne ki? Çatalhöyük'te biz insanların artık dokuma yaptığını biliyoruz. Dokumayla bir şeyler dokuyabiliyorlar. Ancak bu sahnede kişiler deri kullanıyorlar. Hayvan derileri ki bu hayvan derisi de leopar derisi. Bakın görüyorsunuz. Peki ne bu hikaye? Daha sonraki sürece ilerlediğimizde bakın Dionysos leoparla beraber gönderiliyor. Başka örneklerinde bu yakasında bir leopar derisiyle gösterilir Dionysos. Ve Dionysos kimdir? Bir ay tanrısıdır. Aynı benzerini Hindistan'a gittiğimizde de görürüz. Bakın Shiva, Tanrı Shiva bir leopar derisiyle beraber boğası, bakın burada görüyorsunuz, burada da hilal ile beraber. Binlerce yıl boyunca aynı inanç aynı şekilde devam etmiş ki ay demek aynı zamanda cinsellik demektir. Ben hep durmadan vurguluyorum. O yüzden diyorum güneşçiler kadından nefret ederler. Ay demek cinsellik demektir. Ay demek işte erkeklik, cinsel organa itifallik demektir ki şu görmüş olduğunuz taş da lingamdır ve erkek cinsel organını temsil eder Shiva inancında. Mesela bununla biraz sonra göreceğimiz Vishnu inancı da karşılaşmazsınız. Shiva ile ilişkilidir bu. Ve o kadar ilginçtir ve o kadar kadimdir ki bu iş. Bakınız Shiva'nın alnında aynı o üçgen benzeri bir sembolizm vardır. Hani üçüncü göz hikayesi diye anlatıyorlar ya şu anda. O hikayenin hiç onunla alakası, epifiz bezi falan diye anlatıyorlar. Onun konuyla hiçbir alakası yok. Aslında bu hikaye çok daha başka bir hikaye. Görüyorsunuz burada. Ve ay demek, bunu hiçbir zaman unutmayın, bereket demektir. Bereket tanrısıdır ay. Dolayısıyla bakın burada Gaziantep Dülük'te bulunmuş olan bir eseri görüyorsunuz. Bakın hilal, bakın. Burada rozet şeklinde yıldız motifi ki iki tarafta da bakın yine yıldızlar var. Çok inanılmaz bir eser. Bunu da mesela şu ana kadar açıklayabilmiş kimse yok. Bakın burada bir yılan benzeri bir şey buraya giriyor. Ve burada bir bitki var. Bitkinin içerisinden bakın bir figür çıkıyor. Görüyorsunuz. Tümüyle Göbekli Tepe'de başlayan hikayenin Roma dönemindeki karşılığını görmektesiniz. Ya bu inanılmaz bir şey. Elimizde inanılmaz bir hazine var. Bunu pazarlayamıyoruz maalesef yani. Şimdi buraya kadarki hikayede gördüğümüz üzere, tabii ben uzatmıyorum daha birçok şeyimiz var, verimiz var ama zaten şu anda 9'u çeyrek geçiyor olmuş saat. Fazla uzatmak istemediğim için kısa kestim. Göbekli Tepe'de çok ama çok güçlü bir ay tapınımına dair verilerimiz var. Ki bu Göbekli Tepe'deki ay tapınımının bize
yani varlığına dair en önemli delillerden biri de ta ki Abbasiler zamanına kadar Harran'da çok güçlü bir şekilde kalmış olan yine ay inancı, Sin kültü. Harran'da ta ki Müslümanlar zamanında hala geçerli olan bir Sin kültü vardı. Yani ay tapınımı vardı. Göbekli Tepe ile Harran kuş uçumu 20 kilometre ya vardır ya yoktur. Hadi bilemediniz 30 kilometre olsun. Dolayısıyla bölgede çok kadim bir ay tapınımı var. Bunun da ilk örneği bence Göbekli Tepe. Bu Göbekli Tepe'nin birinci tabakasıyla ilişkiliydi. Ancak Göbekli Tepe'nin ikinci tabakasında birden bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bu tabakada, ikinci tabakada bizim o ilk tabakada gördüğümüz devasa dairesel yapılar, elips yapılar ortadan kayboluyorlar. Dikdörtgen yapılara geçiliyorlar. Yapılar küçülüyorlar. Ve ilginç bir şekilde yapıların üstünde bu şekilde aslan tasvirleriyle karşılaşmaya başlıyoruz. Tabii bunun aslan mı leopar mı olduğuyla dair sorular var. Ben bunların aslan olduğunu yorumluyorum. Neden aslan olduğunu yorumluyorum? Çünkü bu şekilde bir anlatım daha önce yok. Yani birinci tabakada yok. Bunlar leoparsa zaten leopar şey tasvirleri var birinci tabakada. Dolayısıyla bu hayvan başka bir hayvan olmalı. Yani buradaki problem ne? Yerelerinin olması. Bence bu bir problem değil. Birazdan göstereceğim örnekte bunu destekliyor. Birden bu şekilde kedigillerin egemen olduğu bakın ve yani şey der gibi burada biz geldik artık buraya der gibi payelerin en üstüne bu şekilde yerleştiriliyorlar. Önceki tabakada da bu şekilde yine anlatımlar var ancak burada çok net bir şekilde bir şey var. Hani biz geldik hikayesi var ve Klaus Schmidt diyor ki şeyde Göbeklitepe kitabında birinci tabaka gömülmüş evet. Ancak gömülmeden önce tahribata uğradığına dair izler var. Bakın bu çok önemli. Tahribat olduğuna dair izler var. Tabii bu soru işaretli olarak kalsın. Ve benim tahminim bölgeye güneşe tapan bir grup insan geldi. Ve Göbekli Tepe'nin yerine kendi dinsel alanlarını inşa ettiler ki bu bir tesadüf olamaz. Bakın Göbekli Tepe'de aslanlı yapılan oldu. Yani ikinci tabakaya ait bir dikili taşla karşı görüyoruz. Bu dikili taş diğer dikili taşlar gibi çok büyük işte anıtsal değil. Daha küçük. Aynı aslanlı yapıda olduğu gibi. Ve burada bir boğa görüyoruz. Bakın boğanın bacakları görüyorsunuz. Bacakları, boynuzu ve inanılmaz bir ayrıntı veriyor sanatçı. Milattan önce 8000'deyiz. Bakın günümüzden 10.000 yıl önce boğanın dilini dışarı çıkarmış. Ve ayaklarını kırarak göstermiş. Görüyor musunuz? Bu ikonografik açıdan bu boğanın öldüğünü bize gösteriyor. Bakın boğanın öldüğünü gösteriyor. Ve ne ilginçtir ki bakın şurada da bir figür var yine. Benzer bir figür. Ön Ne ilginç. alttaki figür ne? Sağ alttaki onu. Şu evet burada da bir figür var. Bunun tam Onu net ne duyalım. olduğu belli olmuyor. Şurada gördüğümüz figürün. Bu anı çok net ancak burayla ilgili Schmidt tam net bir yorum yapmamış. İster Sadece misin o da köpek olsun? Haydi. Hadi buyur. aynen yani bomba olur zaten o zaman. Ve inanılmaz bir şekilde biz aslanlı yapının olduğu evrede ölen bir boğa ile karşılaşıyoruz. Bu muhteşem bir şey. Yani gerçekten inanılmaz bir şey. Çünkü neden? Tarihin çok sonraki döneminde 2. binle, 3. binle beraber aslan boğa mücadelesi göreceğiz. Biz ve boğa aslanın altında yenerken gösterilir. Bu verimizi destekleyen bir başka örnek ise yani aslanlı yapının güneşçilere ait olduğunu gösteren bir başka şey ise şu görmüş olduğunuz 56 nolu dikili taşın üzerinde H yapısı içerisinde bu da yine ikinci tabakaya ait. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Birinci tabakaya ait değil, ikinci tabakaya ait olan bu 56 nolu dikili taş üzerindeki anlatım. Burada inanılmaz derecede karmaşık bir anlatım var. Kimin ne olduğu tam olarak belli olmuyor. Ancak Schmidt'in bununla ilgili bir makalesi de var. Kartal ve Yılan diye. Schmidt'in de dikkatini çekmiş. Dikkati çektiği şey ne? Bakın ortada bir tane kartal var. Bakın burada görüyorsunuz. Ve kartal altında bir yılanı tutuyor. Yılanı almış. Ve biz biliyoruz ki kartal çok önemli bir güneş tanrısı sembolü. Çünkü dört tane de temel şeyden, elementten işte ateş, hava, su, toprak. Su, toprak şeyle ilişkilidir.
Ay tarafı ile ilişkilidir. Biri boğa, biri yılanla temsil edilir. Diğer tarafta ateş ve hava da güneş tarafı ile ilişkilidir. Aslan ateşi temsil eder. Havayı ise kartal temsil eder. Bu ilişki o kadar inanılmaz bir sembolizmdir ki dört tane İncil'den Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın sembolleri de yine bu şeyle ilişkilidir. Yuhanna'nın o yüzden sembolü kartaldır mesela. Burada bakın görüyorsunuz ki binlerce yıl sonra anlattığım bu olayların ilk örneklerinden belki de biriyle karşı karşıyayız. Bu bir tesadüf olamaz. O zaman neden ikinci tabakada bu şekilde bir anlatımın mesela olmadığı çok büyük bir soru. Bu hikayenin varlığına dair yani şimdi bakın Göbekli Tepe'de ayı bulduk, ikinci tabakada aslanı bulduk ve çok muhtemelen dediğim gibi önce ayıcılar vardı bölgede, sonra bölgede güneşlerin varlığına dair bir iz var. Peki bunu ya hocam siz yakaladınız da arkadaş bu kadar adamın bu kadar işte dinler tarihçisi arkeolog niye hani yakalayamadı? Bu yok muydu ya da biz neyle karşı karşıyayız? Bakın bu yoktu değil. Sadece doğru bir şekilde dediğim gibi yerleştirme olayı. Şu an Sümer'den bir arp, yani müzik aleti, arpın bir parçasını görmektesiniz. Yani bunun arka tarafında tellerin olduğu bölüm var. Bu şeyin nasıl diyeyim? Yaslandığı bölüm. Burada bakın bir anlatım var. Bakın görüyorsunuz bir figürümüz var ortada. Gılgamış'a benzer bir figür. Elleri burada bakın görüyorsunuz. İki tane boğayı tutuyor. Görüyor musunuz bakın boğa. Şimdi alttaki anlatıma geçiyoruz. Ya inanılmaz. Bakın burada parçalanmış bir hayvanlar var. Görüyorsunuz. Ve bu parçalanmış hayvanların yanında bir köpek var. Bir aslan var. Görüyorsunuz. Hemen onun altında bir eşe ark bu işte. Biz şu anda şurayı görüyoruz. Bakın şu bölümü. Şunun şu yan tarafından bakıyoruz. Ark da bu. Bir eşek var. Bir boğa var. Şuradaki hayvanın artık ne olduğu tam belli değil. Bakın burada görüyorsunuz. Onun altında da akrep var. Bir de bir geyik ya da işte karaca benzeri bir hayvan var. Arkadaşlar inanılmaz bir şekilde Erdal çok iyi bilir. Bu hayvanların yani bu şu anda karşımızdaki hayvanların %90'ı diyelim. İşte karaca belki şu hayvan işte hariç. Hepsi mitraizmle ilişkili hayvanlar. Bir şekilde mitraizmin ya da bu sistemin bir yerinde karşımıza çıkan hayvanlar. Ha, bu bize şunu gösteriyor. Evet bir anlatı var. Ancak bu anlatı bir yerlere yazılmamış. Ya da belki daha şu ana kadar arkeologlar bizler bulamadık. Ancak bir anlatı var. Ve bu anlatı binlerce yıl boyunca bir şekilde devam etmiş ki bakın bu hayvanların birçoğunu biz nerede de görüyoruz? Aynı şekilde Göbekli Tepe'de de görüyoruz. Yani boğa, aslan, işte belki köpekle tilkinin ilişkisini kurabilirsiniz. Ayı, eşek, akrep. Ya böyle bir tesadüf olabilir mi? Yani milattan önce 9. bin, 10. binde Göbekli Tepe'de, bakın Sümer'de binlerce yıl sonra mitraizmdi. Bu bize neyi gösteriyor? Evet, bir hikaye var. Ancak biz bu hikayenin içeriğini bilmiyoruz ki. Bakın ben bunları söyledikten sonra işte Erdal Hocam çok iyi biliyor bunları. Biz bunları söyledikten sonra karşımıza inanılmaz bir şey çıktı. Sayburç örneği. Ve Sayburç'ta bakın görüyorsunuz bir boğa. Boğanın karşısında bir figür var. Bir de iki aslanın arasında yine bir figür. Ve bölgede bu neyi gösteriyor bize bir yerde? Bir şey var yani evet bir tarafta kedigillerle bir tarafta boğayla ilişkili bir anlatı var. Burada aslında bir anlatı sergileniyor. Görüyor musunuz? Bu mesela bu biz bunları söyledikten sonra ortaya çıktı. Biz onu mesela ben şu anda şunu iddia ediyorum. Bir gün göreceksiniz diyorum. Göbekli Tepe'de kocaman bir hilal falan şekilleri çıkacak. Hani şeydeki gibi böyle Mezopotamya'daki gibi belki yani. Yani çok daha net çıkacak yani. Bu da ne işte? Bakın hiç bilmediğiniz geleceğe dair bir şeyde bulunuyorsunuz. Ne denir? Varsayımda bulunuyorsunuz. Ya bu tezin çok ilginç yanı o. Bilmediğiniz bir alanla ilgili varsayım yapabilme gücü veriyor size. Ki bakın bu anlatının yani bu anlatının ne olduğuna dair bu milattan önce işte 8000 bundan 5000 yıl sonra Jirov kültüründe İran'da biz bununla karşılaşıyoruz. Bakın görüyorsunuz boğalar yine boğaların üstünde bir adam var. Bakın hemen yanında bir hilal ve bir yıldız var.
Görüyor musunuz? Bakın burada. Elinde tutmuş olduğu şeyler, bakın böyle ince ince çizgilerle verilmiş, suyu temsil ediyor. İkonografik açıdan su. Çünkü neden? Ay tarafı suyla ilişkili. Ay tarafı suyla ilişkili. O yüzden suları tutuyor. Boğanın hemen üstünde, suların da hemen üstünde bakın başak demetleri var burada. Görüyor musunuz? Çünkü neden? Ay tarafı bitkiyi temsil eder. Bitki tanrılarıdır onlar. Sahnenin diğer tarafına geldiğimizde bakın aynı Say burç örneğinde olduğu gibi iki kedigil var. Kedigilin hemen üstünde bir figür var. Yılanları tutuyor. Burada hilalle yıldızın olduğu yerde bu sefer yıldız var. Görüyorsunuz. Bakın ve dikkati çeken şey ne? Bakın ikisi de aynı şekilde veriyor. Neden? Çünkü hatırlayın az önce göstermiştim. Şeyde Mezopotamya'da Venüs'te şeyin güneşin verilmesi neredeyse birebir aynı. Sadece işte birinde dik şekilde verilen yıldız şeklinde verilen şey diğerinde dalgalar şeklinde veriliyor. O yüzden birbirine çok benzer bir sembolizm kullanıyor. Ancak buradaki güneşle ilişkili, bu güneşi temsil ediyor. Tabii bu benim kendi kanaatim, fikrim. Buna dair yani bunun asla ne olduğunu biz bilemeyeceğiz. Burada bir kurgu denemesi yapıyoruz. Sahnenin daha da ilginç yanı sağ tarafta. Bakın görüyorsunuz burada bir boğa var. Ters dönmüş. Ağzı burada, bacakları burada. İşte arkası burada. Hemen üstünde bir aslan var. Bakın onu yerken gösteriliyor. Burada bir kuzgun, karga gibi bir hayvan var ve bir akrep. Arkadaşlar bakın milattan önce 3000'deyiz. 3000. Daha mitraizmin ortaya çıkmasına 3000 yıl var. Ve biz mitraizmdeki sahnenin hemen hemen aynısıyla karşılaşıyoruz. Bu bir tesadüf olamaz. Ve YouTube'daki videolarımın altına da çok sıkça yorum yapılmıştı. İşte yok aslanlar işte bunlar aslan olamaz yeleli yelesiz hikayesi. Bakın burada yelesiz vermiş. Görüyorsunuz. Burada yeleli vermiş. Ha biz şu an bunun içeriğine tam sahip değiliz belki. Ancak evet buradaki hikaye hani bu aslanların yeleli yelesiz olması hikayesi değil. Yani o küçük ayrıntılara takılırsanız büyük resmi kaçırırsınız. Onlara hiç bakmamak yani bakmamak lazım derken mutlaka bir şey vardır. Ancak asıl büyük resme odaklanmamız lazım. Ve burada daha da ilginç olan şey bakın şuradaki figür şu bir bitkiyi temsil ediyor. Axis Mundi'dir. Yani tüm evrenin etrafında döndüğü aksı temsil eder. Bunun burasında bir ayı figürü vardır. Bakın küçük bir ayı görüyorsunuz burada. Bu ayının bir benzeri de diğer tarafta vardır. Bu aslında bir kap. Yani bir tabak. 360 derece düşünün. Bunun açılmış halini görüyorsunuz. Şu aslanın arka tarafı yani. Axis Mundi'nin her iki tarafında biz ayı figürleriyle karşılaşıyoruz. Peki bu ayı figürleri nedir? Bu ayı figürleri bugün bizim kullandığımız büyük ayı ve küçük ayı takım yıldızlarıdır. Onun ilk örneğini burada görmekteyiz. Bu daha sonrasında bizim nerede karşımıza çıkıyor? Ponza adasındaki Mitraium'un tavanında karşımıza çıkıyor. Orada da yine iki tane ayı tasviri vardır. Aslanla boğa, aslan boğayı yedikten sonra da arkadan ne çıkar bakın? Yine başaklar çıkar. Bu bağlantıya dair önemli verilerden biri de bakın aslan adam heykelidir. Bu Leontokefalus, dün bahsetmiştim. Leontokefalus ki bakın altta bir X var. Görüyor musunuz bilmiyorum siz. Hani X diyoruz. Bakın burada bir X var. Leontokefalus şeyini görmektesiniz, eserini görmektesiniz. Aslan başlı tanrı, insan şeklinde bir vücudu var. Başı aslan şeklinde. Mitraizmin en önemli konularından biridir. İnşallah bir yani şey olursa, müsait olursa işte bunları çekeceğim, bunların ne olduğunu anlatacağım. Bunun şeytan olduğunu, ahriman olduğunu söyleyenler de var. Aslan adamla karşılaşıyoruz. Şimdi aslan adam neden önemli demiştim? Bakın milattan önce 26 binde insanoğlu aslan adam heykeli yapmış. Bakın 26 binde aslan adam heykeli yapmış ki tekrar göstermek istiyorum. Bakın bu. Düşünebiliyor musunuz ki binlerce yıl sonra insanoğlu tekrardan aslan adam heykeli yapıyor. Ve bu Mitra ile ilişkili baktığımızda ve daha sonrasında biz kimle karşılaşıyoruz? Az önce Shiva'yı görmüştük. Mısır şeyde Hindistan'da ay tanrısı. Bir sefer Vishnu ile karşılaşıyoruz. Vishnu güneş tanrısıdır ve Vishnu'nun
Dördüncü avatarının, avatar konusu doğrudan Vişnu ile ilişkilidir. Dördüncü avatarın adı Narasimha'dır ve aslan adamdır. Nasıl bir hikaye var karşımızda? Şimdi fazla uzatmadan da şey yapayım, bitireyim. Çok sonraya geldiğimizde, biz Helenistik döneme geldiğimizde, bakın Helenistik dönemde milattan önce 1. yüzyılın ilk yarısında biz neyle karşılaşıyoruz? 1. yüzyılın ilk yarısında Pontus krallığıyla karşılaşıyoruz. Meşhur Mitridates Eupator. Şu adam bir gecede 80 bin Romalıyı öldürdü. Bakın burada da Mitridatu Eupatoros yazıyor. Bir gecede 80 bin, Efes gecesi diye geçer. Bir gecede 80 bin kişi Romalıyı öldürmüş bir insandır. Pontus kralı. Biz Pontus krallığının şeylerine baktığımızda, sikkelerine baktığımızda bakın bir geyikle karşılaşıyoruz. Ve geyiğin hemen önünde bir hilalli yıldız var. Görüyor musunuz? Ve Mitridates'in anlatımlarına, tarihsel kayıtlardaki anlatımlarına baktığımızda zaten Helenistik krallıklarda şöyle bir şey vardır. Bir taraftan Makedon, bir taraftan da Pers soyludur bunlar. Her iki soyu da kabul ederler. Ve Pontus kralı Mitridates kendisini İskender'le bir tutuyor ve Antiokos gibi değil mi Sayın Hocam? bağlayacağım şimdi birazdan oraya da. Kendisini Dionysos'la ilişkilendiriyor. Bakın Dionysos'la ilişkilendiriyor. Bu çok önemli. Dionysos kimdi? Az önce göstermiştim. Hilal ve yıldız, ay tarafı. Dionysos da bir ay tanrısıdır. Boğayla temsil edilir. Kendisini Dionysos'la ilişkilendiriyor. Milattan önce 1. yüzyılın ilk yarısı. Aynı tarihlerde bakın kim var? Antiochos var. Komagene'de. Bakın aynı tarihlerde hemen hemen. Bu da başka bir krallık. Bu da yine Makedon ve Pers soylu. Ama ilginç olan şey bizim Antiochos'un anıtlarının hiçbir yerinde biz Dionysos'ta karşılaşmıyoruz. Tam aksine Antiochos güneş tanrılarıyla beraber el sıkışırken gösteriyor kendini. Yani Apollon, işte Herakles, Mitras, Helios tamamıyla güneş tanrılarıyla ilişkili gösteriyor kendini ve bakın başlığında bile aslan var. İşte aslan horoskopu var, değil mi? Yani baktığımızda. Şimdi düşünün, iki tane kendisini Makedon ve Pers soylu gören krallık var karşımızda. Bunlardan biri Pontus krallığı, diğeri Komagene krallığı. Bunların başındaki krallardan biri kendisini Dionysos'la ilişkilendirirken diğeri güneş tanrılarıyla ilişkilendiriyor. Hatta Pontus krallarının Strabon'dan biliyoruz ki antik yazar Strabon'dan biliyoruz ki bu bilgiyi Men'in üzerine yemin ediyorlar. Bakın Men'in üzerine yemin ediyor. Men kim? Ay tanrısı. Aynı Mitra gibi çarpılır, tasvir edilir. Tıpkı Mitra'ya benzer. Başlığı falan da Mitra başlığıdır. Mesela insanlar çıkıyorlar Göbekli Tepe'de Mitra işte şeyi diyorlar, o çalınan heykel var ya. O yeri gelmişken onu da söyleyeyim yani. Efendim işte Göbekli Tepe'de bakın Mitra başlığı var. Arkadaşlar o başlık Mitra başlığı değil. Men'le de aynı başlık. O başlık figürün doğulu olduğunu gösterir sanatta. Anlatabiliyor muyum? İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama insanlar konuşuyorlar. Ancak siz bilmediğiniz için ha görüyor musunuz diyorsunuz. Göbekli Tepe'de bu varmış diyorsunuz. Lütfen sizden ricam yani herkese eleştirin. Bakın benden başlayarak. Herkese eleştirin. Hep eleştirel gözle bakın. Ve biz İskender'in bu şeyinde, portresinde bakın görüyoruz. İskender'i bir hilal ve bir yıldızla tasvir etmişler. Her iki tarafında az önceki bitki tanrısında olduğu gibi yıldızlar var. Bu da çok derin bir konu. Ona da bir başka gün gireriz. Göbekli Tepe'nin hani dedik ya hikayeyi yazıyoruz. Tamam Göbekli Tepe'den ta işte şu anda şeye kadar getirdik. Helenistik dönem, Roma dönemine kadar getirdik ama bu hikayeyi bağlayacağımız şeyimiz yok, verimiz yok elimizde. Yani bana en büyük eleştiri o. Ya tamam sen bunu söylüyorsun ama Göbekli Tepe ile bunun arası çok boş. Buna dair de bu boşluğun olmadığına yani daha doğrusu bizim şu ana kadar elimizde olması da aslında bir şeyin devam ettiğine dair izlerimiz var. Bunlardan biri bakın Göbekli Tepe'deki bu dikili taşta bu şey şekilleri kilit benzeri şekiller bakın 3 tane görüyorsunuz burada. Sonra biz aynı sembolizmi nerede görüyoruz? Mezopotamya'da görüyoruz. Az önce göstermiş olduğum Jirov kültüründe mesela bunların direkt
üç boyutlu olarak yapıldığı, kabartma şeklinde değil de üç boyutlu olarak yapıldığı örnekler var. Başka, bakın bu bir elamlara ait bir kuduru üzerindeki tasviri görüyorsunuz. Yine bakın az önceki dalga dediğim şey şuydu işte. Görüyorsunuz dalgaları burada. Bakın yine hilal, güneş ve Venüs. Görüyor musunuz? Üçü yine en üstte burada. Mesela Marduk, bakın hani işte diyorlar ya efendim Mezopotamya'nın en büyük tanrısı Marduk. İşte bakın Marduk burada mesela. Yani bunlar en üstteyken Marduk buraya yerleşirmiş. Görüyor musun? Nergal. Bakın buraya yerleşirmiş. Ea mesela. Ea kim? İşte Enki. Bakın burada görüyorsunuz. İşin burada bizim için önemli olan şey şu figür. Bakın Sukamuna adlı bir tanrıya ait şu şeyde, sahnede. Bakın bir T şeklindeki bloğu görüyoruz. Aynı Göbeklitepe'deki gibi. Ama işin daha ilginç olan tarafı üzerinde aynı Göbeklitepe'deki gibi şekillerin varlığı. Bakın görüyorsunuz. 1200'ler civarı milattan önce Göbeklitepe'den yaklaşık 7-8 bin yıl sonra bu görmüş olduğunuz eser. Bunları göstermeyecektim. Tamam. Şimdi toparlayacak olursak, hani dediğim gibi sorulardan gidersek daha iyi olur. Diğer resimleri de o şekilde gösterelim. Bizim şimdilik ben o 26 bin yıllığındaki eserleri parantez içerisinde gösteriyorum ki şunu da dün akşam söylemiştim, onu da belirteyim. Bakın şu eser üzerinde ben bunu tek zannediyordum ama yeni bir kitap yayınlandı. Birkaç yıl oldu kitap yayınlanmış olalı. Paleolitik döneme ait mağaraları geziyor bir araştırmacı, Fransız bir araştırmacı. Onunla ilgili işte oradaki sembolleri anlamaya yönelik bir çalışma yapıyor. Ve ben orada işte okudum. Keşke tezimi bitirmeden önce karşıma çıksaydı. Diyor ki yazar, bu aslan heykelinden çok daha fazlası var. Tek değil. Ve daha çarpıcı olan şey şu. Mesela boğada falan buna değinmiyor yazar. Aslanların üzerinde haç şekilleri var. Ve haç çok 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 önemli bir güneş sembolü. Yani tarihin en önemli güneş sembollerinden biri haçtır. Ve inanılmaz bir şekilde aslanlarla beraber gösteriliyor. Ha, buradan da nereye çıkıyoruz? 26 bindeki eserleri parantez içerisinde, yani tırnak içerisinde kullanıyorum. Orası şu an muamma. Ancak şundan çok eminim ki Göbekli Tepe, ki her yayında da söylüyorum Göbekli Tepe bir sonuçtur, başlangıç değil. Göbekli Tepe'den başlayarak devam eden ve günümüze kadar istisnasız gelen bir güneş ay inancıyla karşı karşıyayız. Bu güneş ay inancı önüne gelen bütün dinleri, bakın bütün dinleri kendi sembolik sisteminin altına alarak onları dönüştürmüş. Bu dönüştürme tabii ki her yerde olamaz. Ancak örnek veriyorum, İlyas, bizim İlyas diye bildiğimiz Elia vardır Tevrat'ta. İkinci krallarda geçer. Elia'nın anlatısında Elia gökyüzüne çekilir arabasıyla, bir ateşten bir arabayla. Sonra onun yardımcısı Elisha bir köye gider ve köyde çocuklar onlarla dalga geçerken iki tane ayı çıkarak çocukları orada öldürür. Soru burada şudur. Neden bir ayı değil, üç ayı değil, iki ayı? Neden ayı? Neden kurt değil? Evet, birileri bu hikayeleri biliyordu. İlyas'ın da güneş tanrısının olduğunu düşünecek olursak, ayının da güneş tanrısıyla olan yakın ilişkisini düşünecek olursak, evet, yani birileri bu hikayeyi Tevrat'ın içerisinde de yerleştirdi. Ya da vaftizci Yahya'nın işte Matta 3. bölüm 4. babda diyor ki işte onun deve kılından bir kıyafeti vardı. Yediği çekirgeyle yaban balıydı. Ve diyor belinde de diyor bakın çok inanılmaz bir şey. Belinde de bir deri kuşağı vardı. Hatırlayın Göbekli Tepe'de deri kuşak var. Belinde. Yani yazar bu bilgiyi neden verme ihtiyacı duyuyor ve neden böyle? Ve biz mesela bitirmeden onu da göstereyim. Bir saniye. Baktığımızda biz neyle karşılıyoruz? Dün söylediğim için gösteriyorum bunu da. Ravenna'da bakın paylaşmayı durdur diyelim. Hiç. Ravenna'da biz bu eserle karşılaşıyoruz. 5. yüzyıl İsa'nın vaftiz sahnesi ve
Vaftizci Yahya'nın üstünde normalde deve kılı denmesine rağmen, ki deve kılı nasıldır? Düzdür değil mi? Sarı renkte, tonda bir şeydir. Bakın, leopar derisiyle tasvir edilmiş. Görüyor musunuz? İşte bu hikaye tamamıyla bizim anlatmaya çalıştığımız güneş ay sembolizminin buradaki yansıması, ki güneş tanrıları çıplak verilirken güneşin güneş tarafı, güneşin kış tarafı, kış güneşi tarafı giysili verilir. O yüzden Gılgamış sahnelerde çıplak olarak tasvir edilirken Enkidu doğduğunda kıllılığına vurgu yapılır diyerek bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam.